Buranın tümünü dahil ederek yeni bir yol haritasını inşallah muhasebesini yaparak hareket ediyor. Düşüyat o gün siyasetten bürokrasiye, sanattan ekonomiye, ticaretten sermaye ve diplomasiye kadar çok geniş bir yelpazede adeta bir danışma ve fikir etme kurumu haline gelmiştir. Yeni süreçte veri akışını sizlerden yani yerelden aldığımız mikro verileri toparlayarak makro planlama yapmak açısından sürekli kılacak bir çalışma altyapısını da yakın zamanda tamamlayacağız. Yani müsiyatı artık kendini bir sermaye üssü ve bir veri merkezi olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle de yeni tazeleme sürecinde müsiyat global ve yerel başlığında ve bunun altında da ekonomik ve ticari saha mantığıyla çalışan ve yeni olarak da kurmak istediği müsiyat endorun, çünkü genç müsiyatımız var, altında onu besleyecek müsiyat endorunu nasıl getiriyoruz? Müsiyat akademi ve müsiyat kadın yapılanması kapsamında da yeni çalışmalarımızı Türkiye gündemine getireceğiz. Böyle nezik bir ortamda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Özellikle ifade etmek isterim. Bütün yoldaki hazırlığını Ramazan'ı tebrik ediyorum. Allah tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri inşallah kabul eylesin ve Ramazan bereketini hem ilimize, hem ülkemize ve hem bütün gönül coğrafyamıza inşallah mübarek olsun. Efendim, biraz çalışmamız lazım. Biraz daha fazla performans sergilememiz lazım. Ve biraz böyle laftan ziyade işletmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bakın önce ben 7 aydır ne yaptığımı size söyleyeyim. 7 aydır bu Erzurum valisi olarak sizlere hizmet eden, sizlerin emrinde bir adam olarak neler yaptık onlardan bahsedeyim. Bu memlekete ağalık, kaşalık, derebeyi yapmaya gelmedik. Hizmet etmeye geldik. Bakın helal gönden bir vatandaşımıza, bir genç hanımımıza, bir genç kardeşimize lokma yedirecek olan, helal yönden istihdam sağlayacak olan herkesin emrindeyim. Önceden var olan ve benimle çalışan bütün herkes, hem merkezi idare hem de yerel yönetim. Önce bu kentin önceliği çekmeye çalıştık. Daha sonra emarlı çektik diye. Ve baktık ki bir takım potansiyelimiz var. En önemli potansiyelimiz hayvancılık. Kendimize hedef koyduk. Dedik ki hayvancılıkta Erzurum'u bir numara yapacağız. Allah'ın izniyle. Paylaşlarımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız, sayın vekillerimiz, bakanlarımız, il müdürlüğümüz, diğer dernekler, SDK'lar, çiftçilerimizle. Bakın 1 milyon büyükbaş hayvan hedef koyduk kendimize. Şu anda 760 binde Türkiye'nin ikinci sıradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize sağladığı ödeneklerle Türkiye'de yeni bir stoğumu bırakmadık. Bize dediler ki kardeşim bu kadar yeni bir stoğumu ne yapacaksınız ya? Türkiye'de yeni bir stoğumu bırakmadık. Haberiniz var mı bilmiyorum. Bizi takip eden biliyor. Tonlarca yeni bir stoğumunu binlerce çiftçiye dağıttık. Niye bunu yaptık? Çünkü kış uzun sürüyor. En az 5 ay. Yonca, fi, korunga, sılacak mısır. Bunların bela da aldık vatandaşa. 10 milyona yakın bir güç ayırdık. Çok fazla değil. Ama bu parayı bize sağlanan imkanları doğrudan vatandaşımıza seferber etmeye çalışıyoruz. Böyle çarşı etmiyoruz. Böyle yükse veyahut da şatafada harcamıyoruz. Direkt vatandaşın cebine girecek istihdamı yönelik projeler harcamaya gayret ediyoruz kardeşler. Ve şu anda yaptığımız hesaplara göre Allah'ın izniyle 1 milyon rakamına 2019 yıl sonunda 2020 başlarına ulaşacağımızı gözlemliyoruz. Ulaştığımızı da sizlere paylaşacağım. Allah nasip ederse. Yine bugün üzeri biraz ağır kokuyorlar, ağırlara gittik. Merkeze bağlı Kızıltaş köyü galiba. Orada soğuk süt zinciri başlattık biliyorsunuz. Erzurum diğer projelerin bir tanesi. Kalkınma Ajansı, Budaka, Dam İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz, İl Müdürlüğümüzle beraber şu anda 90 üstüne 120 tane köye yerleştirdik soğuk su tanklarını. Ve biraz da sizin alanınız sayın genel başkanım. Biz burada soğuk su marifetiyle
bu alandaki işletmelerin daha fazla, daha nitelikli, daha kaliteli süt işlemesini sağlayacağız ve çiftçimize de elde ettiği sütten elde ettiği payla anında nakit ödeyeceğiz. Bugün fiyatını açıkladım. 1.7 lira. Bakanlık ve bir destekle neredeyse 2 liraya geliyor. Yani 1.2 TL'ye toplanan sütü neredeyse 2 TL'ye toplayacak. Valiliğimiz ondan sonra ticaret borsası Büyükşehir Belediyesi'ne beraber kuruluş şirketi. Şirket. Biz devlet olarak yapmıyoruz. Bu şirket yapacak Allah nasip ederse. Teker dönmeye başladı. Allah nasip ederse köylü vatandaşı, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizi bu şekilde istihdam edeceğiz.